Şarkı internette işte büyük insan böyle çok sevildi edildi falan filan. Ondan sonra ben Aykut Gürel'den teklif aldım, albüm teklifi. Sevgili Aykut abiden. Yan sen de internette vardı bu şarkı bu o zaman. Yüklediğin. Bu YouTube'a yüklediğim de aslında büyük insanla başladı her şey. Büyük insanla yükledikten sonra ben radyo programı falan da yaptım. O dönem işte böyle radyoda işte Dön parçasını söyledim. İşte Yan Sen söyledim, Efkarlıyım falan filan ilk halimde olan şarkılar. Aykut abinin Yan Sen dikkatini çekiyor. Hani o şarkıyı dinleyip beni çağırıyor aslında. Hani büyük insanın falan yani çok zaten birkaç milyon dinlenmiş olması patlamıştı falandan diyelim çok o zaman. Yan Sen parçasını çok sevdiği için beni çağırıyor. Ben de gittikten sonra konuştuk. Bende de böyle bir şey vardır yani hani çok tutmuş bir şeyi üzerine gitmektense hani bu şarkı da güzel. Hani madem zaten o şarkı tuttu, tutmayan bir şarkı, yeni bir şarkıyla çıkalım. Gibi bir artistlik yaptık biz. İyi yapmışsın. Aykut abiyle. Hiç dinlenmedi ama şarkı ilk. Yani sana biz ilk çıkardığımızda. Öyle mi? Çok da güzel bir klip çekildi falan filan. MTV vardı o zaman. Bir kere yayınlandı MTV'de. Yani o dönem işte diğer müzik kanalları falan hiç istemedi. Klibi döndürmediler bilmem ne falan filan. Sonra biz Büyük İnsan'ı yayınlayınca. O da onun ardına takıldı oradan Büyük sonra. Büyük İnsan'dan sonra her şey öyle tekrar olacak, öyle oluyor değişti. Hocam. Sonra geriye dönüp bakıyorsun tekrar. Neyi kaçırmışım diye. Ama yine olsa yine Yan Sen'e çıkarım. Evet, böyle de bir cinsim. Çok çok güzel parça. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada Büyük İnsan'ı o kadar çok şey yapan şey de klasikleştiren şey de yani sözüne bestesine hiç lafım yok. Trafiği o şarkının hepsinden çok daha başka bir trafiği tabii canım var. Yani çok bambaşka bir şarkı. Çok başka bir şarkı gerçekten. Zaten hani o yüzden de biraz ilgi gördü aslında. Bir de albüm versiyonu da çok başkaydı. Bir de çok fazla sözün olduğu. Yani tamamen artık hikayeden ölecek şarkı yani. Hani o kadar hani anlattığı çok şey var ki. Zaten o yüzden de öyle bir klip çektik. Evet. Bence o albüm yani ben kendi adamı dinleyici olarak defaatle dinledim. İnanılmaz eyvallah, dinledim o albümü. Yani bugün burada tanıştık Gökhan'la ama ben onun bir yani onun şarkılarının bir dinleyicisiyim aynı zamanda. Teşekkür ederim. Şurayı da hızlıca vurgulayacağım, toparlayacağım, kapatacağım. Dikkatimi çekti. GTR Müzik ailesi olarak dijital gelirlerden iki tane orman. Yani öyle mi? İki tane iki ormanda orman bitti. ağaçlandırma. Üçüncüsü de şu an bitmek üzere. Çok güzel abi ya. Yani ilk başta işte şarkılarım, Ozan'ı da tanıyorsun işte. Evet, Ozan'la evet. birlikte başlayan böyle bir durum var. Ozan'ın kardeşi için yaptığımız, Melike Turgut, ölen kardeşi, vefat eden kardeşi için Aynen. yaptığımız. İşte şarkının dijital haklarını sayesinde daha doğrusu bir orman yaptık. Melike Turgut adında. Hatıra Ormanı. Onun üzerine biz dedik ki bunu devam ettirelim gelenek bence. Gelenek gibi oldu, devam ettirelim. Aynen. Sonrasında Melis Özsoysal Ormanı yaptık. Şimdi bir tiyatro emekçisi arkadaşımız için de, ölen arkadaşımız için de yaptık. Bitmek üzere. Şimdi üçüncüsünü bundan sonra üçüncü bitmek üzere dördüncüyü yapacağız. Yani ben aile olarak, YTR ailesi olarak, Türkmen ailesi olarak ölene kadar bu böyle devam edecek. Yani şöyle diyoruz, biz dijitalden yani satın aldığımız şarkılarını indirdiğimizde onun gerilerinden aynen, buradan ormanlara fidan olarak dönüyor aslında. Hatıra evet, ormanlarına. aynen Ne öyle. güzel, valla tebrik ederim. Eyvallah. Çok güzel bir proje.